Hereditar anjiyodan nadir bir hastalık. Aslında artık belirtilerini, tanı yöntemlerini biliyoruz. Ama bizim ayırıcı tanı dediğimiz şey de çok önemli. Ayırıcı tanı da diğer yakınmaları benzeyebilecek hastalıklardan ayırmak lazım. Bunların içinde en önemlisi de ailevi Akdeniz ateşi. Çünkü bizim ülkemizde sık görülen bir hastalık. Ve aynı hereditar anjiyodemde olduğu gibi karın ağrısı, karın krampları ataklarıyla seyredebiliyor. Diğer karışabilecek şeyler, apandisit karışabiliyor. Çünkü karın ağrısıyla geliyor hastalar acile. Ve apandisit yanlış tanıyla hastalar cerrahi işlem geçirebiliyor. Bazen açılıp kapatılabiliyor apandisit olmadığı anlaşılınca. Bir de alerjik anjiyodem tabii ki karışıyor. Semptomları, yakınmalar çok benziyor. Bunda da alerjik anjiyodemde acilde biz hastaları alerji ilaçları ile tedavi ediyoruz. Kortizonla tedavi ediyoruz. Ve çok çabuk yanıt alıyoruz bu şişlikleri geri döndürmek için. Ama hereditar anjiyodemde alerji hapları ve kortizonun hiçbir faydası yok. Dolayısıyla karıştırılıp alerjik olmayan hereditar anjiyodem, alerjik anjiyodem gibi tedavi edilirse hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Çünkü verilen ilaçlar hiçbir fayda etmeyecektir. Dolayısıyla özellikle bu üç hastalıktan, yani ailevi Akdeniz ateşinden, apandisit gibi karın ağrısıyla seyreden diğer önemli cerrahiye gidebilecek hastalıklardan ve alerjik anjiyodemden ayırmak lazım hereditar anjiyodemi. Teşekkürler.